Değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Altay Kayboyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icraat ve hukukun güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce İzmir Barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yıl da aynı konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. kattan 6. katta. Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muvaffakatıyla yeni gelişmeleri de ekleyerek bir kitapçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi farkı olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada Yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son Yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarına kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem Yargıtay kararları da işin altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son Yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Torbalı'da yine aynı saatte başlayacak kira hukuku, ayıplı malla ilgili bir konferansımız vardı. Torbalı'ya geçtiler. 13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku, öfke kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartının denetimi ile ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirsiniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir barosu olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda etkin rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk, destek olmaya çalıştık, destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizi mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurgusal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğe hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku,
borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane kurgusal duruşma yaptık. Ve İzmir Barosu'nun tarihinde ilk defa bu sene kurgusal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Kurgusal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölge elemelerinde birinci olan Barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugün bir konferansında yine çok başarılı geçtiğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor. Kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icra etmez hukuku ile ilgili Yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşımız icra harçlaması hastalığı, sonra tekrar ben devam edeceğim icra hukuku ile ilgili son kararları. Son bölümde de yani birer saat, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdiki gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış ama o zaman da Sıddık Sami Önler, Turi Dönmezer, Mutlu Verdek Bey İleroğlu, hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başarının sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz büyüdük geçtik önce ama hakikaten bu sözlerde bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince hepsi olmasa bile kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baronumuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir baron mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarını da sağlayacak. Evet şimdi icra iflas hukuku ile ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden İcra İflas Dairesi sadece şu İcra İflas Kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merciği diyorduk. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, İcra İflas suçları dahil, İflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 8-6 kişilik İcra İflas Dairesi adını alan o dairede inceledi. Zaman içerisinde bu dairenin iş yükü artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte İcra İflas Dairesi dairelere numara verildi. 12. Dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. Dairesi oldu Ticaret Dairesi. Hala kapısında Ticaret Dairesi yazdığı eski ismidir o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa
Değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Avukat Ali Uyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icraat ve hukukun güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce biz bir barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yılda aynı konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. kattan 6. katta. Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muvaffakatıyla yeni gelişmeleri de ekleyerek bir kitapçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi farkı olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada Yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son Yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarını kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem Yargıtay kararları da işin altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son Yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Torbalı'da yine aynı saatte başlayacak. Kira hukuku, ayıplı malla ilgili bir konferansımız vardı. Torbalı'ya geçtiler. 13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku, öfke kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartının denetimi ile ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirsiniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir barosu olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda ekim rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk, destek olmaya çalıştık, destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizin mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurgusal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğe hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku,
borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane hukuksal duruşma yaptık. Ve İzmir Baros'un tarihinde ilk defa bu sene hukuksal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Hukuksal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölge elemelerinde birinci olan Barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugünkü konferansın da yine çok başarılı geçtiğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor. Kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icra etmez hukuku ile ilgili Yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşım icra harcaması hakkını, sonra tekrar ben devam edeceğim icra hukuku ile ilgili son kararları. Son bölümde de yani birer saat, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdiki gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başlarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış ama o zaman da Sıddık Sami Önler, Kuli Dönmezer, Kutsu Verdet Bey'in de oğlu, hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başardığın sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz güldük geçtik önce ama hakikaten bu sözlerde bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince, hepsi olmasa bile kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baronumuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir baron mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet, şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarına da sağlayacak. Evet, şimdi icra iflas hukuku ile ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden İcra İflas Dairesi sadece şu İcra İflas Kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merci diyordu. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, İcra İflas suçları dahil, İflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 6 kişilik İcra İflas Dairesi adını alan o dairede inceledi. Zaman içerisinde bu dairenin iş yükü artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte İcra İflas Dairesi, dairelere numara verildi. 12. Dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. Dairesi oldu Ticaret Dairesi. Hala kapısında Ticaret Dairesi yazdırayım. Eski ismini o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa o dairelerdeki
işleri alan, incelemeye başlayan yeni daireler eski dairenin görüşüyle haklı olarak tabii kendilerini bağlı hissetmeksizin yeni yeni iştahatlar ortaya çıkardılar. Bu defa bizlerin ve mahkemelerin işleri zorlaştı. Eskiden itirazın iptali davalarına 4 bakarken bu defa onun yanında 6, 7, 8 de bakmaya başladı. 11. Hukuk Dairesi kamu senetleriyle ilgili davalara bakarken 19 da bakmaya başladı. Mevzi tespitlere 19 bakıyor vesaire. Bu şekilde şimdi en sonunda biliyorsunuz 23. Hukuk Dairesi kuruldu. Yakın zamanda yani 2-3 senede kuruldu. 19'un baktığı iflas, konkordato, sıra cetveleri şimdi 23'e gidiyor. Bu arada 8. Hukuk Dairesi aile hukuku ile ilgili değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Avukat Tayyip Uyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icraat ve hukukun güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce biz bir barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yılda aynı bir konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. kattan 6. katta. Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muvaffakatıyla yeni gelişmeleri de ekleyerek bir kitapçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi fark olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada Yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son Yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarını kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem Yargıtay kararları da işin altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son Yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Formalı'da yine aynı saatte başlayacak kira hukuku, ayıplı mal ile ilgili bir konferansımız vardı. Formalı'ya geçtiler.
13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku ve kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartının denetimi ile ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirsiniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir baronası olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk. Destek olmaya çalıştık. Destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizi mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurumsal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğe hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane kurumsal duruşma yaptık. Ve İzmir Baros'un tarihinde ilk defa bu sene kurumsal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Kurumsal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölge elemelerinde birinci olan Barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugünkü konferansın da yine çok başarılı geçeceğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor. Kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Evet, birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icra etmez hukuku ile ilgili yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşım icra harcaması hastalığı. Sonra tekrar ben devam edeceğim. İcra hukuku ile ilgili son kararları. Son bölümde de yani birer saat, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdiki gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başlarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış ama o zaman da Sıddık Sami Önler, Turi Dönmezer, Mutlu Vedef Bey'in de oğlu, hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başardığın sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz güldük geçtik önce ama hakikaten bu sözlerde bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince, hepsi olmasa bile
kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize çok önemli bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baromuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir baro mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet, şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarını da sağlayacak. Evet, şimdi icra iflas hukuku ile ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden icra iflas dairesi sadece şu icra iflas kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merci diyorduk. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, icra iflas suçları dahil, iflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 6 kişilik icra iflas dairesi adını alan o dairede incelendi. Zaman içerisinde bu dairenin işleri artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte icra iflas dairesi dairelere numara verildi. 12. dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. dairesi oldu ticaret dairesi. Hala kapısında ticaret dairesi yazdığı eski ismidir o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa o dairelerdeki işleri alan, incelemeye başlayan yeni daireler eski dairenin görüşüyle haklı olarak tabii kendilerini bağlı hissetmeksizin yeni yeni iştahatlar ortaya çıkardılar. Bu defa bizlerin ve mahkemelerin işleri zorlaştı. Eskiden itirazın iptali davalarına 4 bakarken bu defa onun yanında 6, 7, 8'e bakmaya başladı. 11. dairesi kambiyo senetleriyle ilgili davalara bakarken 19'a bakmaya başladı. Mevzi tespitlere 19 bakıyor vesaire. Bu şekilde şimdi en sonda biliyorsunuz 23. dairesi kuruldu. Yakın zamanda yani 2-3 senede kuruldu. 19'un baktığı iflas, konkordato, sıra cetveleri şimdi 23'e gidiyor. Bu arada 8. dairesi aile hukuku ile ilgili değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Avukat Tayyip Uyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icra ve hukuku güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce biz bir barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yılda aynı bir konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. kattan 6. katta.
Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muhabbetiyle yeni gelişmeleri de ekleyerek iki tarçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi farkı olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarını kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem yargıtay kararları da işin altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Torbalı'da yine aynı saatte başlayacak. Kira hukuku, ayıplı malla ilgili bir konferansımız vardı. Torbalı'ya geçtiler. 13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku, öfke kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartın denetimiyle ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirsiniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir barosu olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda etkin rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk, destek olmaya çalıştık, destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizi mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurumsal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğe hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane kurumsal duruşma yaptık. Ve İzmir Barosu'nun tarihinde ilk defa bu sene kurumsal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Kurumsal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölgelemelerinde birinci olan barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugün bir konferansında yine çok başarılı geçeceğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor.
kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icra etmez hukuku ile ilgili yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşımız icra harcaması hastalığı, sonra tekrar ben devam edeceğim icra hukuku ile ilgili son kararları. Son bölümde de yani birer saat yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdiki gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başlarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış anlı o zaman Sıddık Sami Önler, Kuli Dönmezer, Mutlu Verdet Bey'in de oğlu gibi hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten şeyinde, dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başardığın sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz güldük geçtik önce ama hakikaten bu sorularda bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor, talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince, hepsi olmasa bile kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baronumuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir baron mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet, şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarını da sağlayacak. Evet, şimdi icra iflas hukuku ile ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden icra iflas dairesi sadece şu icra iflas kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merci diyorduk. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, icra iflas suçları dahil, iflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 6 kişilik icra iflas dairesi adını alan o dairede inceledi. Zaman içerisinde bu dairenin iş yükü artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte icra iflas dairesi, dairelere numara verildi. 12. dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. dairesi oldu ticaret dairesi. Hala kapısında ticaret dairesi yazdı. Eski ismiydi o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa o dairelerdeki işleri alan, incelemeye başlayan yeni daireler eski dairenin görüşüyle haklı olarak tabii kendilerini bağlı hissetmeksizin yeni yeni iştahatlar ortaya çıkardılar. Bu defa bizlerin ve mahkemelerin işleri zorlaştı. Eskiden itirazın iptali davalarına 4 bakarken bu defa onun yanında 6, 7, 8'e bakmaya başladı. 11. dairesi kambiyo senetleriyle ilgili davalara bakarken 19'a bakmaya başladı. Mevzi tespitlere 19 bakıyor vesaire. Bu şekilde şimdi en sonda biliyorsunuz 23. dairesi kuruldu. Yakın zamanda yani 2-3 senede kuruldu. 19'un baktığı iflas, konkordato, sıra cetveleri şimdi 23'e giriyor. Bu arada 8. dairesi aile hukuku ile ilgili
Değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Altay Tayyip Uyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icraat ve hukukun güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce biz bir barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yılda aynı konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. kattan 6. katta. Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muvaffakatıyla yeni gelişmeleri de ekleyerek bir kitapçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi farkı olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada Yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son Yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarını kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem Yargıtay kararları da ışığı altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son Yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Formalı'da yine aynı saatte başlayacak. Kira hukuku, ayıplı malla ilgili bir konferansımız vardı. Torbalı'ya geçtiler. 13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku, öfke kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartının denetimi ile ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirsiniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir barosu olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda etkin rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk, destek olmaya çalıştık, destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizi mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurgusal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğin hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku,
borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane hukuksal duruşma yaptık. Ve İzmir Barosu'nun tarihinde ilk defa bu sene hukuksal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Hukuksal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölge elemelerinde birinci olan Barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugün bir konferansında yine çok başarılı geçeceğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor. Kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icra etmez hukuku ile ilgili Yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşım icra harcaması hastalığı, sonra tekrar ben devam edeceğim icra hukuku ile ilgili son kararları. Son bölümde de yani birer saat, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdi gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış ama o zaman da Sıddık Sami Öner, Turi Dönmezer, Mutlu Verdek ve İlidoğlu, hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başarının sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz güldük geçtik önce ama hakikaten bu sözlerde bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor, talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince, hepsi olmasa bile kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baronumuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir baron mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet, şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarını da sağlayacak. Evet, şimdi icra iflas hukukuyla ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden İcra İflas Dairesi sadece şu İcra İflas Kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merci diyorduk. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, İcra İflas suçları dahil, İflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 8-6 kişilik İcra İflas Dairesi adını alan o dairede inceledi. Zaman içerisinde bu dairenin iş yükü artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte İcra İflas Dairesi dairelere numara verildi. 12. Dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. Dairesi oldu Ticaret Dairesi. Hala kapısında Ticaret Dairesi yazdığı eski ismiydi o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa o dairelerdeki
işleri alan, incelemeye başlayan yeni daireler eski dairenin görüşüyle haklı olarak tabii kendilerini bağlı hissetmeksizin yeni yeni iştahatlar ortaya çıkardılar. Bu defa bizlerin ve mahkemelerin işleri zorlaştı. Eskiden itirazın iptali davalarına 4 bakarken bu defa onun yanında 6, 7, 8'e bakmaya başladı. 11. Hukuk Dairesi kamu senetleriyle ilgili davalara bakarken 19'a bakmaya başladı. Mevki tespitlere 19 başlıyor vesaire. Bu şekilde şimdi en sonda biliyorsunuz 23. Hukuk Dairesi kuruldu. Yakın zamanda yani 2-3 senede kuruldu. 19'un baktığı iflas, kongordato, sıra cetmeleri şimdi 23'e gidiyor. Bu arada 8. Hukuk Dairesi aile hukuku ile ilgili değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Avukat Tayyip Uyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icraat ve hukukun güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce biz bir barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yılda aynı bir konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. kattan 6. katta. Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muvaffakatıyla yeni gelişmeleri de ekleyerek bir kitapçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi fark olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada Yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son Yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarını kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem Yargıtay kararları da işin altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son Yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Formalı'da yine aynı saatte başlayacak kira hukuku, ayıplı mal ile ilgili bir konferansımız vardı. Formalı'ya geçtiler.
13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku ve kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartının denetimi ile ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirseniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir baronası olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda etkin rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk, destek olmaya çalıştık, destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizi mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurumsal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğe hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane kurumsal duruşma yaptık. Ve İzmir Barosu'nun tarihinde ilk defa bu sene kurumsal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Kurumsal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölge elemelerinde birinci olan Barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugünkü konferansın da yine çok başarılı geçeceğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor. Kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icraatlar hukuku ile ilgili yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşım icra harçlaması hakkını sonra tekrar ben devam edeceğim. İcra hukuku ile ilgili son kararları son bölümde de yani birer saat yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdiki gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış ama o zaman da Sıddık Sami Öner, Suri Dönmezer, Mutlu Verdet Bey'in de doğduğu bir hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten şeyinde, dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başarının sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz güldük geçtik önce ama hakikaten bu sözlerde bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince hepsi olmasa bile
kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baromuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir barom mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet, şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarını da sağlayacak. Evet, şimdi icra iflas hukukuyla ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden icra iflas dairesi sadece şu icra iflas kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merci diyorduk. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, icra iflas suçları dahil, iflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 6 kişilik icra iflas dairesi adını alan o dairede inceleniyor. Zaman içerisinde bu dairenin iş yükü artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte icra iflas dairesi dairelere numara verildi. 12. dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. dairesi oldu ticaret dairesi. Hala kapısında ticaret dairesi yazdırayım. Eski ismidir o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa o dairelerdeki işleri alan, incelemeye başlayan yeni daireler eski dairenin görüşüyle haklı olarak tabii kendilerini bağlı hissetmeksizin yeni yeni iştahatlar ortaya çıkardılar. Bu defa bizlerin ve mahkemelerin işleri zorlaştı. Eskiden itirazın iptali davalarına 4 bakarken bu defa onun yanında 6, 7, 8'e bakmaya başladı. 11. dairesi kambiyo senetleriyle ilgili davalara bakarken 19'a bakmaya başladı. Mevzi tespitlere 19 bakıyor vesaire. Bu şekilde şimdi en sonda biliyorsunuz 23. dairesi kuruldu. Yakın zamanda yani 2-3 senede kuruldu. 19'un baktığı iflas, konkordato, sıra cetveleri şimdi 23'e gidiyor. Bu arada 8. Hukuk Dairesi aile hukuku ile ilgili değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Avukat Tayyip Uyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icraat ve hukuku güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce biz bir barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yılda aynı konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. katta, 6. katta.
Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muvaffakatıyla yeni gelişmeleri de ekleyerek bir kitapçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi farkı olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarını kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem yargıtay kararları da işin altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Formalı'da yine aynı saatte başlayacak. Kira hukuku, ayıplı malla ilgili bir konferansımız vardı. Torbalı'ya geçtiler. 13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku, öfke kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartının denetimi ile ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirsiniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir baronası olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda etkin rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk, destek olmaya çalıştık, destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizi mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurumsal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğin hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane kurumsal duruşma yaptık. Ve İzmir Barosu'nun tarihinde ilk defa bu sene kurumsal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Kurumsal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölge elemelerinde birinci olan barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugünkü konferansında yine çok başarılı geçeceğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor.
kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icraatlar hukuku ile ilgili yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşımız icra harçlaması saklanır. Sonra tekrar ben devam edeceğim. İcra hukuku ile ilgili son kararları. Son bölümde de yani birer saat, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdiki gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başlarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış ama o zaman da Sıddık Sami Önler, Suri Dönmezer, Mutlu Verdet Bey'in de doğulu, hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başarının sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz güldük geçtik önce ama hakikaten bu sözlerde bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor, talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince, hepsi olmasa bile kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baronumuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir baron mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet, şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarını da sağlayacak. Evet, şimdi icra iflas hukukuyla ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden icra iflas dairesi sadece şu icra iflas kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merci diyorduk. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, icra iflas suçları dahil, iflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 8-6 kişilik icra iflas dairesi adını alan o dairede inceledi. Zaman içerisinde bu dairenin iş gücü artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte icra iflas dairesi dairelere numara verildi. 12. dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. dairesi oldu ticaret dairesi. Hala kapısında ticaret dairesi yazdı. Eski ismidir o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa o dairelerdeki işleri alan, incelemeye başlayan yeni daireler eski dairenin görüşüyle haklı olarak tabii kendilerini bağlı hissetmeksizin yeni yeni iştahatlar ortaya çıkardılar. Bu defa bizlerin ve mahkemelerin işleri zorlaştı. Eskiden itirazın iptali davalarına 4 bakarken bu defa onun yanında 6, 7, 8'e bakmaya başladı. 11. dairesi kambiyo senetleriyle ilgili davalara bakarken 19'a bakmaya başladı. Mevzi tespitlere 19 bakıyor vesaire. Bu şekilde şimdi en sonda biliyorsunuz 23. dairesi kuruldu. Yakın zamanda yani 2-3 senede kuruldu. 19'un baktığı iflas, konkordato, sıra cetmeleri şimdi 23'e gidiyor. Bu arada 8. Hukuk Dairesi aile hukuku ile ilgili
Değerli meslektaşlarım, değerli hocamız, üstadımız, meslektaşımız Avukat Tayyip Uyar, değerli emekli icra ve iflas müdürümüz Hüseyin Demir, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bugünkü konferans konumuz çok değerli iki katılımcıyla Yargıtay kararları ışığında icraat ve hukukun güncel sorunları. İlginç bir tesadüf. Buraya gelmeden önce biz bir barosu arşivini karıştırdım. Hocamızla geçen yılda aynı konuda bir konferans vermiştik. Tarih olarak da 6 Mayıs 2015 tarihinde tam bir yıl önce ikincisini yapmışız. Bu sene üçüncüsünü yapmış oluyoruz. Geçen yıl hocamızın anlattıkları ve bize vermiş olduğu bazı belgelerle böyle bir kitapçık bastırmıştık İzmir Barosu olarak. Hepinize de gönderilmedi ama bütün odalara konuldu. Herhalde birçok arkadaşımız almıştır 4. kattan 6. katta. Şimdi girmeden önce hocamızla tekrar görüştük. Bir yıl içerisindeki değişiklikleri ekleyerek yine hocamızın izni ve muvaffakatıyla yeni gelişmeleri de ekleyerek bir kitapçık daha bastırıp 6. katta adliyedeki diğer baro odalarına herhalde bir ay içerisinde alabilirsiniz. Peki ilk kitapçıklı çok fazla maddi farkı olmayacak. Yeni bir icra etmez kanunu çıkarılacak. Ama burada Yargıtay kararları falan da var. Hocamızın son Yargıtay kararları doğrultusunda anlattıklarını kitapçık olarak bastırdık. Hem değişiklikler hem Yargıtay kararları ışığı altında. İcra etmez kanunu olarak değil. İcra etmezdeki değişiklikler ve son Yargıtay kararları olarak bastırmıştık. Bildiğiniz gibi birçoğunuz da takip ediyordur. Yaklaşık 5,5-6 aydır merkez binamızda ve burada büyük bir tadilata girdik. Bu süre zarfında sadece staj eğitim merkezinin dersleri ve haftada, ayda bir ya da iki defa da konferanslar verebildik. Yalnız Şubat'tan beri hemen hemen her gün, her hafta sonu çok yoğun bir sempozyum, seminer ve konferanslar yapıyoruz. Takip edebiliyorsunuzdur herhalde. İlçelerden arkadaşlarımız çok yoğun olarak katılamıyorlar, gelemiyorlar diye. Bu ay içerisinde 4 büyük ilçemizde oradaki baro temsilcilerimizle görüşerek meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçelerde de konferanslara başladık. Başkanımız ve genel sekreterimiz bugün Formalı'da yine aynı saatte başlayacak. Kira hukuku, ayıplı malla ilgili bir konferansımız vardı. Torbalı'ya geçtiler. 13 Mayıs'ta yine Ödemiş'te miras hukuku, öfke kontrolü ile ilgili bir konferans var. 20 Mayıs'ta Bergama'da yine haksız şart, işlem şartının denetimi ile ilgili bir konferans var. 27 Mayıs'ta da Ala'da mal rejimi ve aile hukuku ile ilgili ilçelerde bir konferansımız var. Aynı şekilde burada da bu ay boyunca hemen hemen her hafta sonu yine dolu konferanslarımız var. Benim aklımda kalan önemli olduğunu düşündüğüm ay sonunda avukat haklarının bölgesel barolar birliğiyle ve birçok baronun katılımıyla yapacağı bir etkinliğimiz var. 3 gün sürecek. İş hukuku günlerimiz var. Yine 3 gün sürecek bir etkinliğimiz var. 2 ya da 9 Haziran'da istinafla ilgili hukuk ve ceza ile ilgili bir konferansımız olacak. 10 Haziran'da sigorta hukuku ile ilgili bir konferansımız olacak. Yani zaman ayırabilirsiniz bu konferansları, sempozyumları, seminerleri takip etmenizi öneririm. Biz bir barosu olarak yönetime geldiğimiz günden bu zamana gerek meslektaşlarımızın eğitimi konusunda etkin rol almaya çalıştık. Gerek meslektaşlarımızın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda spor, sanat, müzik, resim, tiyatro her konuda meslektaşlarımızın yanında olduk, destek olmaya çalıştık, destek olmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde stajyerlerimizle ilgili çok yoğun eğitim programlarından geçirip stajyerlerimizi mesleğe hazır hale getirmeye çalıştık. Son 2 yılda yaklaşık 18 tane kurumsal duruşma yaptırdık stajyerlerimize. Pratik olarak mesleğin hazır şekilde olmaları için aile hukuku, iş hukuku,
borçlar hukuku, asli hukuk, ticaret ve ceza hukuku olmak üzere yaklaşık 17-18 tane hukuksal duruşma yaptık. Ve İzmir Barosu'nun tarihinde ilk defa bu sene hukuksal duruşma yarışması yaptık stajyer avukatlar arasında. Yaklaşık 46 tane stajyerin katılımıyla 10 takım oluşturduk. Hukuksal duruşma yarışması yaptık. Ve bu tecrübemizi uygulamak için de Barolar Birliği'nin bölge elemelerini İzmir'de yapıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Ege Bölgesi Stajyer Avukatlar Bölge Elemeleri İzmir'de ev sahipliğimiz de Ege Palace Otel'de yapılacak. Hepinizi davet ediyorum bugünden. Bölge elemelerinde birinci olan Barolar biliyorsunuz Türkiye'deki şampiyonaya katılacak. Bölge birincilerinin katıldığı şampiyonaya katılacak. Ben bugünkü konferansın da yine çok başarılı geçeceğini biliyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hocamızla daha önce 3 defa yaptık. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne zaman çağırsak sağ olsun geliyor. Kendi izni muvaffakatıyla da hazırlamış olduğu belgeleri İzmir Barosu'na verip kitapçık bastırmamızı da sağlıyor. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte olacağımız süre içinde aynı konuda devamlı zorunlu olarak kafanızı karıştırmamak, fazla yormamak için bir saat ben icraatlar hukuku ile ilgili Yargıtayımızın son kararlarından bahsedeceğim. Bir saat arkadaşım icra harçlaması saklanır. Sonra tekrar ben devam edeceğim. İcra hukuku ile ilgili son kararları. Son bölümde de yani birer saat, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma düzenimiz var. Ayrıca arada sizlerin soruları ya da bittikten sonra sorularınız olursa onları da cevaplandıracağız. Şimdi 1966 senesinde fakülteden mezun olurken İstanbul'dan bir andaç çıkarmıştık. Biz o zaman yıllık diyorduk, şimdiki gençler andaç diyorlar. Bütün hocalarımıza klasik sorular yöneltmiştik. Başlarının sırrı nedir hocam falan diye. Bizim hocalar da almış ama o zaman da Sıddık Sami Onlar, Turi Dönmezer, Kutsu Verdet Bey'in de doğduğu gibi hakikaten Kemal Oğuzman, ondan sonra Bülent Köprü ve hakikaten dalında ün yapmış hocalarımızdı. Ve hepsinin verdikleri cevapta ortak nokta şu oldu. Başarının sırrı öğrenciliği, talebeliği hayat boyunca sürdürmeye bağlıdır demişler. Biz güldük geçtik önce ama hakikaten bu sözlerde bir anlam var. Ben 1970 senesinden beri bu işin içindeyim. Hala çalışıyoruz. Sevgili baronumuz da bakın bizi adeta çalışmaya mecbur ediyor bir talebe gibi. Onca güzel konular var. Onların hepsini olabildiğince hepsi olmasa bile kendi konumuzla ilgili olarak bunlara katılmak hepimize bir katkı sağlayacak. O bakımdan biz de baronumuza şükranlarımızı sunarız. Ben de sizler adına bir baron mensubu olarak bu çalışmalarının sürmesini devam ediyoruz. Evet şu anda yeni başlayacak arkadaşlar için bir sınav yok ama ileride sınav olduğu zaman bilhassa bu tür çalışmalar kitabi bilgilerimizi tazelediği için mutlaka arkadaşlarımızın yapılacak sınavda başarılı olmalarını da sağlayacak. Evet şimdi icra iflas hukukuyla ilgili son Yargıtay kararlarını geçen sene tesadüfen bugün vermişiz. İnşallah seneye de bugünlerde yine tekrarını sunarız. Yargıtayımızın eskiden İcra İflas Dairesi sadece şu İcra İflas Kanunu ile ilgili iştahatları veriyordu. İcra mahkemelerinin o zaman tetkik merci diyorduk. Tetkik mercilerinin vermiş oldukları tüm kararlar, İcra İflas suçları dahil, İflas konkordatı dahil, itirazın iptali dahil hepsi 7 kişilik, 6 kişilik İcra İflas Dairesi adını alan o dairede inceledi. Zaman içerisinde bu dairenin iş gücü artınca yeni daireler kurulmaya başlandı. İşte İcra İflas Dairesi dairelere numara verildi. 12. Dairesi ismini aldı 70'li yıllarda, 73-74'te. Ondan sonra diğer daireler de birbirini izledi. İşte 11. Dairesi oldu Ticaret Dairesi. Hala kapısında Ticaret Dairesi yazdığı eski ismidir o. Tabii bu dairelerin kurulması amaç olabildiğince mahkemelerin, icra mahkemelerinin verdikleri kararların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak. Çünkü iş yükü çok arttı. Fakat bunun bu iyi tarafı yanında bu defa kötü yanları da, evet kötü yanları da ortaya çıkmaya başladı. Bu defa o dairelerdeki
işleri alan, incelemeye başlayan yeni daireler eski dairenin görüşüyle haklı olarak tabii kendilerini bağlı hissetmeksizin yeni yeni iştahatlar ortaya çıkardılar. Bu defa bizlerin ve mahkemelerin işleri zorlaştı. Eskiden itirazın iptali davalarına 4 bakarken bu defa onun yanında 6, 7, 8 de bakmaya başladı. 11. Hukuk Dairesi kamyon senetleriyle ilgili davalara bakarken 19 da bakmaya başladı. Mevzi tespitlere 19 bakıyor vesaire. Bu şekilde şimdi en sonda biliyorsunuz 23. Hukuk Dairesi kuruldu. Yakın zamanda yani 2-3 senede kuruldu. 19'un baktığı iflas, konkordato, sıra cetmeleri şimdi 23'e gidiyor. Bu arada 8. Hukuk Dairesi aile hukuku ile ilgili mal değişimleri ile ilgili davalara bakarken bizim çok köklü bir davamız olan istihkak davalarını aldı 17'de. 8. Hukuk Dairesi. İlanlı takipleri aldı. Bu arada tabii aldığı zaman o da kendi varlığını kanıtlamak için eski daireden yani diğer daireden, önceki daireden farklı iştahatlar oluşturmaya başladı. Bu defa da maalesef son yıllarda bu daireler arasındaki görüş ayrılığının gidermesi için kurulmuş olan, çalışması düşünülen mekanizma olan iştahatı birleştirme kurulu da toplanmamaya, iştahatı birleştirmeye gitmemeye başladı. Bu defa işler daha da karıştı. Aynı konuda birdenbire farklı daire bu defa eskisinden farklı iştahatlar oluşturuyor. O bakımda bizim işlerimiz gerçekten zorlaştı. Her dairenin kuruluşu adeta benim içimi sızlatıyor. Eyvah diyorum şimdi. Yeni iştahatlar oluşacak. Hadi bakalım. Onları takip edeceğiz. Uyarmamız lazım. Kitaplarımızda şurada burada dikkat. Bu iştahat yenidir diye. O bakımda işimiz zorlaşıyor. Yani hakikaten her geçen gün her yeni kanun çıkması, torba kanunlar çıkması bizlerin işini aksatan bir hale aldı. O bakımdan biraz şanssızız ve ciddi şekilde artık bizim mesleğimiz öyle ulu orta. Ben emekli oldum hakimlikten. Hadi biraz avukatlık yapayım. Demek de olmuyor. Bilakis ciddi bir sorumluluk kaynağı olacak durumda. Öyle usulen avukatlık yapmaya çalışanlar için tehlikeli bir tuzak oluyor. Çünkü bizim gençliğimizdeki avukatlık hukukuyla ilgili serbestçe davrandığımız konularda şimdi ciddi mühendeler var. Biz vaktiyle ticari faiz %10'du. Adi faiz %5'ti. Biz buna rağmen müvekkillerimiz %10 ticari faiz bizi tatmin etmiyor. Biz bankaya o zamanlar 70'li 80'li yıllardan bahsediyorum. %30 veriyoruz. Faizin %30 isteniyorduk. Biz de Manisa'da o zaman avukatlık yapıyorduk. 1993'e kadar oradaydık. %30 istiyorduk. %35 istiyorduk. İtiraz etmediği zaman kesinleşiyorduk. O faizi alıyorduk. Tabii uyanık borçlular istintak davası açarak, menfi tespit davası açarak o bizim %35 faizimizi %10'a düşürüyorlardı. Zaten böyle bir dava açınca biz hemen havlu atıyorduk. İlk bu oturumda kabul ediyoruz davayı. Arkası gelmesin, davalara muhatap olmayalım diye. Ama bunun müeyyidesi sadece buydu. Artık şimdi dünya kadar Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararı var. %10 iken faiz, %12 isterseniz veya %40 iken, %42 faiz isterseniz bu şikayet üzerine Baro Disiplin Kurulu, arkadan Barolar Birliği eğer bize disiplin cezası vermezse o çalışıyor. Yetmiyor, ağır cezada da görevi ihmalden en az yargılanıyoruz. O bakımdan yani bu faiz oranlarını da bilmek zorundayız. Öyle ulu orta bizim eskiden yaptığımız gibi ya tutarsa diye hareket etmemiz sakıncalı. Şimdi ciddi şekilde suç oluyor bunlar. Bütün bunları bilmemiz lazım. O bakımdan yani bu meslek ya adam gibi yapılacak veya hiç yapılmayacak. Böyle usulen eğriti olarak artık yapılacak bir meslek olmaktan çıktı. Çünkü ciddi müeyyideler bekliyor bize. Hem hukuki hem cezai yönde. Bu bakımdan şimdi biraz sonra Yargıtayımızın aynı konuda bakın farklı nasıl kararlar verdiğinin örneklerini sizlere sunmaya başlayacağım. Harç ve masraflar bakımından arkadaşımız icra müdürümüz sizi aydınlatacak. Diğer konularda ben sırası geldikçe bir saat sonra tekrar başlamak üzere arkadaşımdan sonra. Şimdi mesela çok yeni bir uygulama, tazecik. Az önce daireyi aradım, 12. Hukuk Dairesi'nden bir kararla ilgili bir sorunumuz vardı, arkadaşımla tartıştık. Onların da onayını alarak sizi aydınlatmak için söylüyorum. Şimdi 106-110. Maddeler uyanınca biliyorsunuz, şimdi menkullerde haciz tayinine itibaren taşınmazlarda işte bir yıl içerisinde
satış dememiz lazım. Basit, yani burada ne sorun çıkacak diyeceksiniz, tamam. Biz bu bir yıllık, altı aylık süreyi tapu kaydındaki haciz tarihine göre, tapuya işlenmiş olan haciz tarihine göre bakıyorduk. Aman diyorduk, şu anda eskiden iki yıl olan süreyi bir yıl içinde gözümüzü açalım, satış avansını yatıralım, satış isteyelim. Yoksa tapudaki hacizimiz düşecek, haciz düştü mü, hadi bakalım, müvekkille sorumluluk davası açılır, görevi imaden dava, disiplin vesaire. O bakımdan aklımız hep tapudaki kayıttaydı. Şimdi 12. Türk Dairesi yeni olan kararlarında geçen seneden itibaren elimize anca geçiyor. Bu kararların hepsi de yayınlandı. Evet, Yargıtay'ın sitesi de yayınlanmaya başladı ama onlar da çok yapar, pek tartışmalı olmayan kararlar. Ve bir de isimler ayıklanıyorlar. Eskiden isimler ayıklanmadan yayınlanıyordu. Şimdi ayıklanıyor. İsim zikretmiyoruz kararlarda. Yargıtay'ın sitesine kararların işlenmesi de ondan gecikiyor. Yani Ahmet Er Yılmaz ile Veli Yılmaz arasındaki dava gelmiyor artık. Ya nokta nokta konuyor ya A olarak isimler konuyor. O da büyük bir zaman alıyor. İsimlerin ayıklanması. Şimdi 12. Türk Dairesi diyor ki yeni uygulamasında, tabi bu tartışmaya müsait ama şu anda hala dairenin benimsediği görüş, icra memuru haciz kararını verdiği tarihte o mal haczedilmiş sayılır diyor. Eskiden tapuya, trafiğe işlendiği zaman o mal haczedilmiş sayılırken, şimdi 12. Türk Dairesi doktrinindeki tartışmayı burada kararını aldı. Doktrininde ne zaman haciz yapılmış sayılır konusundaki soruyu genellikle şu şekilde cevaplandırılıyordu. Tapuya yazılan, bankaya yazılan müzekkereler muhafaza tedbirinin elindedir. Gerçekte o mal icra müdürünün alacaklının talebini yerinde görerek alacaklı vekilinin talebi üzerine şu ada parsel numaralı kayıtlı taşınmazların haczine karar verildi dediği anda doktrinindeki görüş o mal o zaman haczedilmiş sayılıyordu. Onun tapuya bildirimi çok defa birkaç gün büyük şehirlerde birkaç gün sonra oluyor. En azından bir gün iki gün sonra oluyordu. Ve haciz isteme, satış isteme süresini biz buna rağmen hep tapudaki haciz tarihinden başlatıyorduk. Şimdi bakın elimizdeki kararda icra müdürünün haciz kararını verdiği tarihte işleyecek. Şöyle başlayacak. O bakımdan şimdi sizler lütfen satış isteme durumunuza geldiğiniz zaman o bir yıllık, altı aylık sürelerinizi emin olarak bu karar tartışılabilir yanları var. Peki biraz sonra hatalı yönlerini de belirteceğiz. Siz o bir yıllık taşınmazlardan ki haciz satış isteme süresini tapuya işlettiğiniz haciz tarihinden değil, dosyanıza gidip bakın ne zaman haciz talep etmiş ve icra memuru ne zaman haciz kararı vermiş. Şu anda bu geçici dönemde bu haciz kararını verdiği tarihi baz alıp o tarihten itibaren bir yıl içerisinde satış avansını yatırın. Tartışılabilir karar ama şu andaki uygulama bu. Ben az önce de yine bu konudaki kararınız değişti mi? Nedir diye sorduğumda aynı cevabı aldım arkadaşımdan. İçtihadı Birleştirme Kurulu'nda tartışıyorlarmış dışarı. Böyle yavaş yavaş sorduğum soruları cevaplandırır. Ben de sizlere bunu anlatıyorum. Tabii bu kararın şeyin belirli dışarıda tartıştık. Uygulanabilirliği her taşınmaz, her hacizde geçerli değil. Trafiklerde belki olabilir. Trafik kaydına çünkü icra dairesi direkt yazıyor trafiği. Ama taşınma dediğin zaman icra müdürünün tapuya haciz müzekkeresi yazması, onun oraya ulaşması lazım. Posta kurulu meselesi. Elden kabul edilmiyor mutlaka. Menkullerde de böyle bir sıkıntı var. Şimdi haciz, kendisine de sordum, siz dedik ki haciz kararını verildiği anda haciz yapıldı. Peki diyorum, dedik 59. madde uyarınca masraf yatırılmadan yapılan talepler geçerli değil. Satış masrafını almadan icra memuru, o zaman öyle gidecek mi müdür bey? Satış masrafı yatırıldığında veya haciz masrafı yatırıldığında haciz edilmiş sayılmasına mı diyecek? Yani bu tam oturmuş değil. Eğer bu böyle olursa dedim, o zaman icra dairelerinde uyarın. Hatta dün komisyon çalışmaları vardı, icra iflas komisyonu. Orada bakanlık temsilcileri de vardı. Dedik bakın 12'nin kararı böyle. Bir genelgeyle icra dairelerine duyurun. İcra müdürleri, müdür yardımcıları haciz kararı verdikleri anda tarih yanında saati de yazsınlar. Şimdi tapu da biliyorsunuz hacizler saate göre sıra cephelinde o dikkate alınıyor. Şimdi söyledim arkadaşımıza da yahu dedi tam oturtamadık bizi bu kadar ayrıntıyı şeyin belirli tartıştık.
akıllara gelmiyor. Sadece belirli konularda. Yani masraf istenmeyen hacizlerde belki olabilecek ama bu şu anda bilin ki herhangi bir şekilde, çünkü bakın Yargıtay satışları düşürüyor. Dosyadaki haciz kararı tarihine göre, aman dikkat edin. Nitekim biz bu kararı sitemize koyduk. Ayrıca üye olan arkadaşlarımıza da bildiriyoruz. Dikkat, böyle bir değişiklik var. Siteye koyduk, sizin de dikkatinize sunuyoruz diye. Geçenlerde öyle İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. Ya dedi, biz dedi geçen hafta dedi 10 dosyadan satış istedim ben. Her zamanki alışkanlık tapuya göre baktık, tapu kaydına göre. Sizin bu karara, bakar tabii sizin derken biz yazmadık bunu, dairenin kararını sunuyoruz. Dairenin yeni kararına göre benim hacizlerin satış isteme hakkım düşmüş oluyor. Çünkü ben tapudaki hacize göre satış istedim. Masrafını ona göre yatırdım. Eğer bu karara bakarsak 3 gün önce icra dairesinden haciz istemişim. O da aynı gün tesadüfen haciz kararı vermiş. Benim parayı yatırma tarihim ona göre 1 yıldan sonra. Halbuki tapudaki kayda göre bakarsan 1 yıl içinde. Dedik, o yüzden sizleri uyarıyoruz tekrar tekrar, lütfen bundan böyle bu karar değişinceye kadar hiç olmazsa haciz kararı, haciz tarihine, haciz kararı, haciz tarihi olacak. Dediğimiz gibi bunun sakıncaları var. Hüseyin Bey'le biraz sonra kendi konusu geldi, sırası gelince bahsedecek. Yani buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli işte. Bu. Halbuki bak bir saniye, mesela bakın karar böyleyken 12.000 kararı 19'da tersini diyor. Bakın 19. Hukuk Dairesi ve diğer 23. Hukuk Dairesi de, onlar da bakın 19'un kararında tapudaki şey itibariyle diyor. Tapu kayıtları. Şimdi zaten 12'deki arkadaş da dedi. Ya dedi biz böyle diyoruz ama dedi 23 sıra cetvellerine bugün o bakıyor. 23'e göre dedi, o da tapudaki haciz tarihine göre dikkate alıyor. Dedim siz bunu iştahı birleştirme yolunu çözmeniz lazım. Çözün biz de rahatlayalım. Ama çözemiyorlar. Bir türlü o iştahı birleştirme her ne hikmetse iyice hakimlerin birebir sıkıntıya düşüren konularda çalışıyor. Biliyorsunuz ihtiyaki tedbir konusundaki taleplerimizin reddi veya kabulü hakkındaki kararlar HMK'ya göre ihtiyat haciz talebinin kabul ve reddinde olduğu gibi temizlik abiliydi. Fakat Yargıtay bu konuda çok sıkıldı. Bizim bütün işlerimiz atladı. Biz böyle bir ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz üzerine verilen karar temin edildiği zaman mecburen bunlara bakıyoruz. Öbür dosyalarımızı bırakıyoruz. Bu bizi güç durumda bırakıyor dediler. Sathi tamamen şekli bir gerekçeyle dediler ki ihtiyati tedbir talebinin kabul veya reddi kararlar temiz edilemez. Ve bir oy farkla bu kadar zayıf ki bir oy farkla kabul edildi. Şimdi HMK değişikliği de gündemde Ankara'da 20 kişilik bir ekip HMK'nın aksayan yönlerini değiştiriyor ve şu anda ilk yapılacak değişiklik bu olacak. Tekrar ihtiyati tedbir talebi, o güzel bir değişiklik. Bizim işimiz herhalde avukat olarak ihtiyati tedbir talebinin kabul veya reddine dair kararlar temiz edilebilir. Tabii şimdi istinafa gidebilir, istinafa gidebilir hale gelecek. Şu anda Eylül ayına kadar herhalde o değişiklik çıkacak. O bakımda işte bakın dairelerin arasındaki farklı görüşler iştahı birleştirme yoluyla da düzeltilemediği için maalesef böyle bir takım gariplikler oluyor. Sizler de bilhassa genç arkadaşlarımız dava açarken ya da cevap verirken bir kararla yetinmesinler. O konuda acaba aynı dairenin 8-10 tane kararı var mı? Bu karar eski deyimle müstakar mı değil mi? Yeni deyimle yerleşmiş bir, kemikleşmiş bir karar mı? Ona bakarak cevap dilekçelerini ya da dava dilekçelerini hazırlasınlar. Şimdi yine bir başka konuda şöyle tasarrufun iptali davaları bakımından çok güzel bir karar. Biz üzerek güzel hatalı bulduğumuz yönlerini de belirterek, hatalı yönleri belirterek sizlere sunmaya çalışacağım. Şimdi bu iş hukukuyla ilgili olarak çok defa işverenler işçinin işine son verdiği zaman kıdem tazminatı, ihbar tazminatları, fazla mesai ücretleriyle muhatap olmuş. Ve işçi arkadaşlarımız dava açıp kazandığı zaman bundan biraz da işçi sayısı fazla olursa bir tabii yekün tutuyor. Kötü niyetli işveren, bu işi sürdürmek istemeyen işveren sahip olduğu bütün malları işveren şahıs olarak veya şirket olarak elden çıkarıyor. Şimdi burada iptal davası açılması gündeme geleceği işçi vekiliyiz. Kıdem tazminatı
ihbar tazminatından dolayı dava açmışsın. 3 sene, 5 sene sürmüş. 30 bin, 20 bin, 50 bin, 5 bin neyse kazanmışsın. Bunu icraya veriyoruz. İşverenin mal varlığı müsaitliği bunu ödemeye. Ha bakıyoruz, işveren daha önce sahip olduğu arabasını, yazlığını, taşınmasını, arsasını başkasına satmış. Ha şimdi tasarruf iptal davası açmayı düşünüyor. Bu defa da bu davalarda biliyorsunuz temel şart ki biz bunu da önümüzdeki hafta komisyona bildireceğiz, bu şartın değişmesini isteyeceğiz. Yargıtay diyor ki burada da büyük bir hatalı tutum içerisinde yıllardır borcun doğumundan sonra borçlu sahip olduğu malları elden çıkarmışsa bunlar hakkında iptal davası açılır. Borcun doğumundan önceki tasarruflar iptal davasının konu olmaz diyor Yargıtay. Biz bunu çok önceleri, daha önce yazdığımız tasarruf iptal kitaplarımızda, kendi programımızda şiddetle karşı çıktık buna. Nitekim şu anda Ankara Fakültesi'ndeki arkadaşlarımızın matbaada basılmakta olan kitabını dün beraberdik arkadaşımızla, Sema Hoca Hanım'la beraber. Baktım tahsik yapıyor. Hayrola dedim, işte gel çocuklara yetiştirelim diye yeni kitap hazırlıyor dedim. Hemen o daha ben sormadan sizin görüşünüzü biz de benimsedik burada. Tasarruf iptal davası borçlunun borç doğmadan önce yaptığı, kaçırdığı mallar hakkında da iptal davası açılsın görüşünü biz burada savunduk diye çok güzel bir şekilde ay sonuna doğru çıkacak. Ama Yargıtay'ımız maalesef borcun doğumundan önce yapılan tasarruflar için iptal davası açılamayacağı görüşü. Şimdi bu uygulamada kötü niyetli borçluların adeta mükafatlanması sonucunu doğuruyor. Borçlu ne yapıyor? Bankadan kredi alacak. Şimdi kredi ilişkilerinde kredi talebinde bulunduktan sonra yapılan kredi sözleşmesiyle borç doğuyor. Bankadan kredi kullanan kişinin borcunun doğum tarihi kredi sözleşmesinin imzalandığı tarih. Bazen çok büyük kredilerde banka müdürümüz diyor ki sen benden 5 milyon kredi istiyorsun. Benim 20 milyona kadar. Ama sen 5'te ısrar ediyorsan lütfen bizim genel merkezimize müracaat et. Onlar olumlu karşılarlarsa bana bildirirler. Sen o zaman bana gelirsin. Ben o yetkiyle sözleşme imzalarım. İşte Yargıtay burada bir adım geri atıyor. Diyor ki kredi borcunun kredi sözleşmesi imzalandığı tarihte değil. Genel müdürlüğün olur şu kadar kredi açılsın dediği tarihte borç doğmuş olur diyor. Bu mantıklı güzel bir şey. Orada oluyor. Yani borcun doğum tarihi çok önemli. Şimdi kötü niyetli borçlu bankadan kredi almak istiyor. Ve bu borcu da ödemek istemiyor. Üstüne yapmak istiyor amiyen tabiriyle. Bunun için benim neyim var? Ben bankaya borcumu ödemezse ne yapar banka? Diyor, düşünüyor şimdi. Keşfede bir yazdığım var. Önce onu satıyor. Ve öyle uzağa değil. Karısına, kızına, damadına, kayınpederine. Çünkü bunlar iptale tabi olmayacak. Normalde akrabalık ilişkisiyle iptale tabi ama borcun doğum tarihinden kurtulmak için karısına yazdığını satıyor. Sahip olduğu arabayı oğluna veriyor. Bir yerde arsam var diyor. Burada kızına veriyor. Ve başka benim haciz bulunacak bir şeyim yok. Bir yazdığım var. Dairem var. Daire zaten mesken. Onu geç onu diyor. Ki, arabası var. Bir arsası var. Bunları hepsini elden çıkarıyor. Ondan sonra gidiyor bankadan kredi sözleşmesi imzalıyor. Kredi çekiyor. Ürün geliyor. Ödemiyor. Hadi banka avukat arkadaşlarımız hayze geliyorlar. Hiçbir şey yok. Banka mevzusu sıfır. Tapu sıfır. Araba sıfır. Ne yapalım diyorlar. Araştırıyorlar. Aa diyorlar. Ne güzel bak. Aptalmış bu bizim borçlu kemik elinlerine. Karısına bak şunu satmış. Şunu şey yapmış. Oğluna satmış. Hepsi için iptal davası açma hazırlığına giriyorlar. Ama son bir anda tam dilekçeyi imzalamadan önce şöyle dikkatli bir müşavir arkadaşı bir bakıyor ki bunların elden çıkarılma tarihi kredi sözleşmesinin imzalanmasından önce. Gitti. Açsa davayı ilk oturumda veya ikinci bir oturumda iptal davasına bakan mahkeme diyecek ki borcun doğum tarihinden önce yapılmıştır bu tasarruflar iptale tabi. İşte burada bakın kötü niyetli borçluyu maalesef himaye eden bir sistem düzenleme var. İşte biz önümüzdeki hafta tasarruf iptal davası komisyonu kuruldu, alt komisyon. Onlara bu hafta hazırlayacağız. Diyeceğiz bu maddeyi değiştirelim. Daha doğrusu kanunda bu konuda bir hükmü yok. 277. madde kimler iptal davasını açar?
kesin geçeceksiniz vesikasına sahip olan alacaklar, iflas ilahisi falan açar. Orada borcun doğum tarihinden bahis yok. Ama bizim uygulamamız bu doğrultuda. Yargıtay'ın oturmuş eskiden beri, maalesef doktrininde de 4/3 ekseriyet borç doğduktan sonra kaçırılır zaman. Alacaklı o zaman hesap sorsun diyor. Ama şimdi borçlularımız bilinçli. Bu şekilde mallarını kaçırıp böyle kredi talebinde bulunur. Böyle kötü niyetli davranışlara fırsat vermememiz lazım. Bundan bir süre önce biz yine Hüseyin Bey'le beraber televizyon kanalında ben tasarruf davaları konusunda arkadaşımla ihale konusunda söyleşide bulunduk. Bir saat civarında. Sonunda soru cevap kısmı başladı. Bir vatandaş soru sormak ihtiyacını hissetti ve sordu bağlantı televizyonda. Efendim dedi, ben dedi bir bankadan dedi kredi kullandım. Ama ne olur ne olmaz diye. Kredi borcumu ödeyemezsem bana bir zarar gelmesin. Ben perişan olmayayım diye. Arabamı, efendim, dairemi, şuradaki arsamı, yazdığımı karımın üstüne geçirdim. Aynı tabiri kullanıyor. Bu yüzden eğer ben bu krediyi ödeyemezsem banka bunlar hakkında iptal davası açamaz değil mi? Biliyor çünkü cevabın öyle olduğunu. Hakikaten vallahi pek çok kişi yani bizlerin bildiğinden kendi konularında çok daha ayrıldı. Hayır desem kıyamet kopacak. İşte artık onu geçiştirdik. Bu hak dürüstlük kuralına aykırıdır falan filan. Evet desek bütün insan da buraya verecek. O bakımdan yani bunun mutlaka kanunda bunun şey olması lazım. Ha şimdi gelelim bu girişten sonra bakın. Yargıtayımız çok güzel olan şu kararında diyor ki kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi alacakların doğum tarihi işçinin işten çıkarılma tarihi değil, işe giriş tarihidir. Oh, büyük bir nefes aldı işçi vekili arkadaşımız. Demek ki işe girdiği anda işçinin ileride kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacağına doğarsa alacağın doğum tarihi işe giriş tarihidir. Bu işçi vekili arkadaşlarımız için çok güzel bir imkan. Böyle kötü niyetli işverenin bu isteklerini adeta sonuçsuz bırakacak bir davranış. Kaçıncı hukuk dairesi? Efendim? Kaçıncı hukuk dairesi? Tabii 17. hukuk dairesi. Sen bir saat olunca uyar Hüseyin Bey'in. Hak tecavüzü olmasın da. Bir saat sonra sana devredelim. 25 Mayıs 2015 esas 21.071 2013 21.071 karar 7.629 konusundaki ilk ve tek karardır. Ama 25 Mayıs 2015 17. hukuk dairesi 17 bakıyoruz. Tasarruflar demek 17 demek. Eskiden 15'ti. Yıllardır 17. Esas 2013'e 21.071 karar tabii 2015'e 7.629. Yine bu tasarrufun iptali davası ile ilgili biraz onlardan bahsedelim sonra konuyu değiştirelim çünkü ilginç bir konu bu. Şimdi tasarrufun iptali davasında biliyorsunuz davalı olarak borçlu var, üçüncü kişi var. Ve bu davanın kazanılması halinde alacaklı aldığı tasarrufun iptaline ilişkin ilamı bu dava bir alacak davası niteliğinde olduğu için ilamın kesinleşmesine gerek kalmadan altını çizerek belirtiyorum. İlamı alır almaz kendi icra dosyasına götürüp ibraz edecek. İcra müdürü arkadaşımızdan kapak hesabı çıkartılmasını isteyecek. O da karar kesinleşsin gel demeyecek. Karar kesinleşmeden bu şekilde ilam infaz edilecek. İnfazına başlanacak. İcra memuru kapak hesabını tapuya isteyecek. Bu arada genelde bizim muhatabımız hep borçlu olduğu için kapak hesabında bu ilamı ibraz ettiğimiz zaman ilamda yazılı vekalet ücreti yargılama giderlerinde kapak hesabına eklerken ayrıca da doğru olanı muhtıra değil borçluya ayrıca icra emri göndermek gerekir. Yanlışlık yapabiliriz, şu olur bu olur ki ona icra emriyle 7 gün içinde icra mahkemesine itirazda bulunma imkanı vermek lazım. İş bu şekilde halledilir ama bu ilamda mahkeme diğer davalı üçüncü kişi de tabii o da davayı kaybetmiş durumda. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan müştereken müteselsile alınmasını diye karar veriyor.
davaya direndiği için mümkün. Şimdi bu ilamı biz yakın zamana kadar üçüncü kişi hakkında da bu icra dosyasından kolayımıza geliyordu. Kapak hesabı yapıldıktan sonra orada icra emri bazen mutlaka gönderip üçüncü kişi de istiyorum. Şimdi 8. Hukuk Dairesi bu ilamlı takiplere başlayınca 12'den daha titiz belli konularda, o da hayır diyor. Haklı olarak üçüncü kişi bu icra dosyasında taraf değil. Orada alacaklı taraf borçlu. Alacaklı borçlu hakkında takip yaptı. Alacağını alamadı. İptal davası açtı. İşte. Burada üçüncü kişi taraf olmadığı için eğer üçüncü kişiden siz vekalet ücreti ve yargılama giderini almak istiyorsanız sizi kızdırdı, uğraştırdı, ipe un serdi. Diyorsunuz ki biz sonunda bizim elimize gelecek koş. O zaman ben de sana bu bana karşı gösterdiğin muhalefetin hesabını sana sorarım düşüncesiyle üçüncü kişi hakkında ayrı bir takip yapıp orada o ilamı koyup icraya icra emrini o ayrı takipten üçüncü kişiye gönderdi. Onun hakkında ayrı takip yaparak bu parayı isteyebiliriz. Borçludan da yine o takipte üçüncü kişiye sen takipte borçluyu da katabilir mi? Aslında tekerrür olmamak kaydıyla istersiniz. Ama ikisini birden tabii ifade etmeniz mümkün değil. Üçüncü kişiden alalım diyorsanız zaten oradaki rakam yüksek değil. Esas borçtaki ilan yüksek. Yok, usul olarak yani yapılabilir değil mi? Yeni yapılır tabii ki ama tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla. Deyin ki o şekilde yani. Çünkü müştereken müteselsiler sorumlu. Ama onun takip şeklini söylüyorum. O dosyadan değil ayrı bir dosyadan yapacaksınız. Keza yine Yargıtayımızın yeni ortaya çıkan, daha doğrusu açıkça ifade ettiği bir husus var. Bu davalarda borçlu ve üçüncü kişi davalı. Bunlar zorunlu dava arkadaşı durumunda. Bu davalar ayınla ilgili olmadığı için, alacak davası niteliğini taşıdığı için yetkili mahkeme borçlunun veya üçüncü kişinin ikametgahının bulunduğu yerde açılır. Bir fabrikanın, ne bileyim bir otelin satışının iptali ilişkin olsa dahi taşınmazın aynı ile ilgili olmadığı için taşınmazın bulunduğu yerde değil davalı borçlunun icra tahkimindeki borçlunun ya da üçüncü kişinin ikametgahında açıyoruz. Eğer bunlardan biz farklı bir yerde açabiliriz. Çünkü yetki kamu düzeninde değil. Yetkili olmayan bir yerde açarsak bunlar da susarsa yetki itirazı bulunmazsa yetkili olmayan mahkeme yetkili hale gelir. Eğer yetki itirazında bulunmak istiyorlarsa ikisinin müştereken yetki itirazında bulunması gerekir. Birinin yetki itirazı da geçerli değil. Zorunlu dava arkadaşı olmalarının sonucu. Ama bu davada biz üçüncü kişiden bu taşınmazı taşınırı alan dördüncü kişiye ya da beşinci kişiye de onun kötü niyetli olduğunu iddia ve ispat etmek kaydıyla dava açmışsak o dördüncü kişi yetkili olmadığını iddia ediyorsa mahkemenin o tek başına bunu ileri sürebilir. Öbürleri ileri sürmese bile bu da ihtiyari dava arkadaşı olmasının sonucu olur. Şimdi tasarrufun iptali davalarından yine bahsediyorum. Çok uygulamada karşımıza çıktığı için bu davalar eskiden bizde ticaret mahkemesinde açardık. 1-2-3'te açardık. Neden? Ticaret mahkemeleri bilir kişileri tanır, daha güzel yardım yapar diye. Asli hukukta biz bu davaları açmazdık. Ama eski kanun zamanında ticaret mahkemesiyle diğer asli hukuk mahkemesi arasındaki ilişki bugün olduğu gibi görev ilişkisi değil, iş bölümü ilişkisi olduğu için ve ticaret mahkemelerinde böyle bir dava açıldığı zaman müvekkilin aleyhine adeta aramızda bir centilmenlik anlaşması varmışçasına biz davalı vekili olarak ticaret mahkemeniz görevli değil, iş bölümüne girmez bu. Asli hukuka gitsin demezdik. Çünkü asli hukuk hakimleri daha dünyadan bir haber bu davalar konusunda. Ticaret mahkemeleri yetkileri iş bölümü itirazlarına, iş bölümü itirazı yönünden böyle bir itirazı muhatap oldukları için yapa yapa içtiler. Hepsinden memnunduk yani davaları yargılama usulü bakımından. O yüzden susardık ve iş bölümü hep bizim mahkemeler, ticaret mahkemelerinde bu dava görüldü. Fakat yeni HMK artık bunu görev itirazı, görev ilişkisi haline getirdiği için bundan böyle kesinlikle eski alışkanlığımızı sürdürüp
Ticaret Mahkemesi'nde iptal davası açarsak mahkeme re'sen görev yönünden davayı reddeder, zaman kaybı olur. Artık ticaret mahkemelerinde bu davaları açmak durumunda değiliz. Açmayacağız. Asli Hukuk Mahkemesi'nde açacağız. Şimdi yine bu davalar için adeta korkulu rüya diyebileceğimiz davacılar için aciz vesikası meselesi. Çünkü kanun diyor ki kesin ya da geçici aciz vesikasına dayanarak bu dava açılır. Sonra Yargıtay bunların dava dilekçesiyle beraber ibrazını zorunlu görmedi. Yargılama sırasında hatta Yargıtay aşamasında da ibraz edilir dedi. Dedi ama yine de bu kesin aciz vesikası, geçici aciz vesikası bizi sıkıyor. Çünkü icra daireleri hacize gidiyoruz, bankalardan cevap geliyor, kapıdan cevap geliyor. Aciz vesikası ver diyoruz. Tabi o da haklı. Kesin aciz vesikası verme şartları için yine bir haciz edilecek, mal bulunacak, satılacak. Satıştan sonra satış bedeli karşılamayacak, öyle verecek. Ya da haciz tutanağında hiç mal bulunmadığı ortaya çıkacak. Bu yüzden bu geçici aciz vesikası, kesin aciz vesikası bizim için adeta korkulu rüya. Hele mahkemelerin bazıları ısrarla dava açıyoruz. Hemen 15 gün içerisinde kesin ya da geçici aciz vesikasını ibraz et, yoksa daha öyle dedelim diyor. O yüzden sıkıntı yaratan bir konu. İşte böyle geçici kesin aciz vesikası temin etmek, mahkemeye sunmakta zorluk çekeceğimizi hissedince başlangıçtan itibaren bu davayı, tasarruflar davasını borçlar kanunu bugün 19'a, eski 18'e, 19'a dayalı olarak açarsak bu davamız muvazaya dayalı tasarruf iptali davasıdır. Böyle bol bol altında çizerek hakim arkadaşın gözüne tokarcasına böyle büyük büyük o zaman onun buna bir anlam verip bizden aciz vesikası istememesi ya da bizim böyle bir talep karşısında Yargıtayımızın dünya kadar buyurun hakim bey hakim hanım biz bu davada aciz vesikası sunmak siz de bizden talep etmek hakkına sahip değilsiniz bu dava muvazaya dayalıdır diyerek önünü bu tür haksız taleplerin almamız mümkün. Keza buna dayanarak davamızı açtığımız zaman muvazaya dayalı iptal davası da davamız diye BK19'a dayandırdığımız zaman 5 yıllık süre geçmiş olsa dahi çünkü tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde bu dava açılır. Dava hak düşürdüğü süre. Bize geldi müvekkilimiz ya ben dedi icra takibi yaptım. Fakat haize gitti, şuna gitti, buna gitti. Alamadık. Ama öğrendim ki bu bizim borçlumuzun Çeşme'de bir yazlığı varmış. Bilmem nerede arsası varmış. Bunu satmış. Böyle bir dava varmış. Bundan geri almıyormuş. Açar mısın? Ne dersin? Bir baktık, sorduk. Ne zaman? Veya biz gittik baktık. Ne zaman bu elden çıkmış? Bize geldiği tarihle elden çıkma tarihi arasında 5 seneden fazla süre geçmiş. Biraz geç haber almış ya da bize geç gelmiş. O zaman klasik 277 ve devamını dayanarak iptal davası açarsak 5 yıllık süre geçtiği için işte o zaman mecburuz zaten rotamızı muvaza nedeniyle iptal davasına çevirmeye dava dilekçemizde o zaman buna dayandığımız zaman bir süre söz konusu değil. Bu neye benziyor? Nuris muvazası sebebiyle çok defa hayatta bir iki defa böyle davalar açmışızdır. Sürekli açan arkadaşlarımızdır. Orada nasıl? Baba bütün malınız oğluna kaçırmış. Kız vekiliyiz, kız taraf vekiliyiz. Bize gelmiş, bakmış orada 3-5 seneden fazla süre de geçti. O işlemden itibaren muvaza nedeniyle, muris muvazası nedeniyle o tapu iptal edilmesi için davası da orada da süre nasıl yok ise bu davalarda da muvazaya dayalı bu davalarda da bir süre söz konusu değil. Geldin mi sana? Eyvallah, bir çabuk gelmişsin. Bunları nerede anlatacağız bilmiyorum artık. Herhalde izin aldım sabaha kadar. Tabii mümkün değil, evet. Bir 5 dakika mola verir, ondan sonra arkadaşımızı icra harç ve harcatları konusunda dinleyeceğiz. Evet.